Kamera ustası Necati Aslan. Burdur, Çavdır, Andarcı köyü doğumluyum. Gölhisar'da ikamet ediyorum. Ben emekli öğretmenim. 1954 doğumluyum. Biz çocukluğumuzda kulaklarımız cura sesi duydu. Ve hatta ben hani müziğe başladığım zamanları hatırlıyorum. Şöyle acaba ne zaman başladım diye. Çocukluğumu hatırladığım zaman da o gazya tenekeleri vardı. O zaman şimdinin 28 kiloluk o bal tenekeleri gibi. O teneke boynumda asılı davul çalarak başladım ben. Hatta bıkardı yani mahalleli. Babam rahmetlik, o da çok muzdaripti yani benim o davul çalmamdan. Tabii o geldiği zaman da ben kaçar idim. Şey yapmazlamazdım, yani çalmazdım. O gittiği zaman da başlardım. İşte rahmetlik babamın adı Emin'di. Emin'in evinde düğün yine başladı diye başlarlardı yani bana sitem etmeye. Ben öğretmenlik yaptığım yıllarda curalarım vardı. Daha hala var yani o curalarım. Tabii ki biz o zaman başkasına yaptırıyorduk yani curaları. Tabii ki bizim yöremizde cura unutulmaya yüz tutmuş bir sanat eseri haline geldi. Rahmetlik babam arıcılık yapardı. O kütük kovanları oyardı. Daldız diye bir aletiyle. Acaba ben de dedim hani bağlama yapamaz mıyım diye 1980 yıllarda başladım. Tabii ki bağlamalar pahalı olunca efendime söyleyen şeyler de yaprak bağlamalar çıktı. Yaprak bağlamalar da ucuz olunca biz de bağlama satamaz olduk. Ama bizim çocukluğumuzdan beri kulaklarımızda curanın tınısı, sesi vardır. Evlerimizin süsüydü. Ondan sonra bizim bir numaralı efendime söyleyen müzik aletimizdi cura. Ben de son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğu için curaya yöneldim ve şu anda curayı icra ediyorum. Yapıyorum, satıyorum, çalıyorum, söylüyorum yani. Tabii detaylı curanın yapımı, ondan sonra o perdelerin bağlanışı, efendime söyleyeyim o yani teknik bilgileri. Mesela ustalarım vardır benim. Bağlamada Burdur Çavdır Yazır Köyü'nden, Kızıllar Köyü'nden hatta Durmuş Erbil, bağlama ustam benim. İlk aldığım bağlama da hala elimdedir. Curada da Kozağaçlı Habib Özyurt abimiz vardır, odur. Rahmetlik de burada, ondan sonra Hüseyin Haskılınç abim vardı. Yani ben usta ile yetiştim. Öyle kendiliğimden herhangi bir şey oluşmadı bende. Giderdim ustalarımın yan dizinin dibine çalmasını, tekniğini, o perdelerin bağlamasını. Tabii ki bir de bizim saz bilimcisi Burdur'da yaşayan Abdurrahman II abim var. Emekli öğretmendir, Ongoluk saz bilimcisidir. Tabii ondan da çok faydalandım yani bu curanın yapımlarında. İki telli cura daha hala Türkiye'de özelliğini ve güzelliğini bizim bu yöremizde muhafaza ediyor. İki telli cura, iki telli diyorum yani. Onun iki tellinin yanına volümünü yükseltmek için, yani sesini yükseltmek için iki tane daha tel takılmış. Aslında iki telli kopuz. Yani Türklerin ilk kullandığı iki telli kopuz. Kopuzun kendisi ama buna iki tane de tel takmışız. Bu iki tel cura olmuş dört telli.
Tabii ki cura, iki telli cura 1071 yılından dedik hani geçiş bu yanda. Sadece özelliğini koruyabilen cura o olmuş yani. Çünkü yörüğün heybesinde, torbasında rahatlıkla taşıyabilecek, taşınabilecek yani müzik aleti ya kaval olacak, yörüğün kaval olacak ya da torbasına sığabilecek, cebine, heybesine sığabilecek cura olacak. Tabii ki bunu da yaparken dağdaki yörüğün mesela yörük çalgısıdır aynı zamanda. Yörüğün muhatap olduğu ağaçta ardıştır. Koynunu onun dibine yatırır. Efendime söyleyen çalısından, çırpısından, dalından, budağından yemeğini onunla pişirir. Sandığını çok güzel koktuğu için o çeyiz sandıklarını ondan yapar. Efendime söyleyeyim. Tabii ki müzik aletinde tutar mesela curasını, bağlamasını ondan yapar. Çok güzel koku verir. Curanın yapımındaki ölçü 6/10. Yani şu göğüsün eni 6 santim ise uzunluğu 10 santim. Tabii bunu büyüttükçe birimi biz büyütüyoruz. Tabii ki oran ona göre olduğu zaman da baktın mıydı şöyle bir görüntü, yani potluk olmaz hem şeyinde. Önce bir kalıp oluştururum. Ben ağaç giderim dağlardan, efendime söyleyen ağacını bulurum. Ardiş genelde dağlarda oluyor. Ben de ardice çalıştığım için ardici dağlardan buluyorum. Mesela arkadaşlarım oluyor, odun kesiyorlar, oduncular oluyor. Onlardan ağacımı temin ediyorum, onlardan getiriyorum. Önce yüzünü bir düzlediğimiz zaman da bir kalıp oluşturuyorum. Aynı dediğim gibi 6/10 oranında. Efendime söyleyeyim. O genişledikçe tabii ki büyüdükçe oranlar büyüyor. Önce bir çizimini yaparım. Çizimini yaptıktan sonra efendim iskarpila ile güzelce oyarım. İskarpile ile oyduktan sonra bloktan ayırırım cura yapacağım kısmını. Çevresini yani kenarlarını keser ile ya da işte iskarpıyla ile bazı aletlerimle kenarlarını zımparayla düzeltirim.
Kapağını taktıktan sonra sapın eklemesi gelir. Ben genelde ardıç, ladin, erik ve meşe kullanırım yani cürada. Tabii ki eriğin özüdür bu. Eriğin özünü sapa işte gövdeye eklerim. Bu arada tabii ki hoş görünmeyen kurt ağzı dediğimiz bölüm gelir. Bu kurt ağzı dediğimiz bölümü bir küçük ardıç parçasıyla kapatırız. Ve sapı eklediğimiz zaman da tabii ki bunların bir de ölçüsü şöyledir. 5 birim yani şurası 5 birim. 2 birimi gövdede, 3 birimi saptadır. Tabii ki en sonunda bir ateşte şişlerim var. O şişleri kızdırırım ve 4 tane ön kısımda, bir tane altta, bir tane üstte. Bunlar hem bizim sesi tali eder, yani dışarıya verir hem sesi. Bazıları buralarda açar. Bizim bu yöremizdeki curalarda orada açılmaz. Çünkü buralar açtığı için, sesi dışarıya verdiği için buradan 4 tane önde, bir altta, bir de üstte olmak üzere bu delikler açılır. Bu ardıcın kokusunu bu delikler buradan bizim burnumuza verir yani kokusunu. Daha aşkla şevkle çalarız. Şu gördüğümüz bizim tavşanın kardaki izi. Şunlar arka ayakları, şunlar ön ayakları. Dedim ya, burasını kurt ağzıyla bağlarız. Yani dediğimiz bir şekilde birbirine birleştiririz. Bir de ben burada keserim. Şuradan keserim yani şu şekilde ayı kulağı denir. Şuna da, görünüşüne de. Buraya da kendi damgamı vurarım yani. Bizim curalarda aynı kalınlıkta tel kullanırız. Diyelim ki 0.18 ise 0.18, 0.15 ise 0.15, hep üçü de, 0.20 ise 0.20. Tabii bu da kişinin sesini alabildiği, yani sesine uygun olabilecek şekilde. Mesela diyelim ki bas bir sesse 0.20 takabilir veya da 0.10, yani onu göre sesini ayarlayabilir. Bu teller tabii ki güzel olması lazım, küflenmemesi lazım. Biraz curanın sesi gergin olduğu için hemen olabilecek, yani hemen bir darbede kırılabilecek şeyler olmayacak. Şimdi tabii ki taktık biz bunun içerisine. Bunu taktığımız zaman da tabii ki bu perdeler ne yapar? Kişinin ses rengine göre değişebilir. Şu andaki benim elimdeki şu 50 santimlidir 3 telli cura. Fa, fa diyez, sol kararına göre ayarlanabilir.
bağlama düzeninde, yani bu düzende çalarsak. Bu düzende çalarsak fa fa diye sol. Ama tabandan çalacak olursak, yani buradan uzun sap türü çalacak olursak do ses kararında bir ses verir. Böyle ses. Tabii ki o kişinin sesine göre, mesela alt do ses bayan seslerine göre uygun olabilir. Ya da ince sesli bir bey olabilir, so olabilir. Ama genelde erkek sesi fa fa diye sol. Bir curanın yapımı bir hafta aşağı yukarı bende devam eder. Neden bende bir hafta devam eder? Çünkü çok özenirim. Parayı düşünmedim şimdiye kadar. Yani kültürü düşündüm. Kültürümüz yaşasın. Bir cura hani isteseydim ben yap sat. Tabii ki ertesi gün bükülecek, ertesi gün dağılacak ya da bir telleri çırpacak. Ama ben onu düşünmedim. Hiç parayı düşünmedim. Sadece benim düşündüğüm kültür yaşasın. Bu elimdeki kopuz. İki telli kopuz. Bu da üç telli cura. Tabii ki ben bunu bazı yerlerde beraber çalmaya çalışıyordum. Hatta şu şekilde ikisini beraber çalıyordum. Bunu dedim birleştirsem acaba ki ne olur? Hakikaten uzun bir denemeden sonra şu iki curayı üst üste birleştirdim. Şu şekilde bir cura oluştu. Tabii ikisi de birbirine benzediği için biz bunun adına ekizce koydum ben. Ve ikisini beraber icra ediyorum yani. Bizim yöremizde büyüklerimiz, ağabeylerimiz vardı. Onların söyledikleri bazı türküler vardı. Tabii onlar ölünce bu türküler neredeyse kaybolup gidiyordu. O türkülerden yani kendim hem onları derledim. Ondan sonra neredeyse 8-9 tane bir derlemem oldu. Artı bunun üstüne de kendi yaptığım türküler var. Yani kendi doğayla ilgili, efendime söyleyen çevreyle ilgili ya da bir ölümle ilgili. Mesela bir ağıtım var, ondan sonra rahmetli anama ait. Tabii ki evimize yakın olan bir yer olması lazım, atölyesi. Evimin altında bodrum var. Bodrumda akşamları, gece gündüzleri mesela orada çalışıyorum. İcraatımı yani mesela çoğu curalarım bütün orada oyarım.
Ondan sonra tabii ki bu belediye bana bu kültür evini tahsis etti. Bu odayı bana verdiler. Burada icraatımı sürdürüyorum. İki telli cura, kozaç, dirmil curası dediğimiz iki telli cura daha hala bizim buramızda mevcut, yaşantısını sürdürüyor. Gurbet havaları için yani birebir yani hani güzel bir ses verir, tını verir, değişik bir şekilde verir. Ama curanın şimdi bir de hem iki telli, üç tellinin özelliklerini tezene ile çaldığın zaman da o özellikleri veremezsin. Mesela ben hiç tezene kullanmam. 10 parmağımın 10'u ile de 10'unu da kullanırım ve bu 10 parmağımla curayı çalarım. Parmakla biz curayı çaldığımız zaman da 6 tane teknik vardır curanın çalışında. Bu 6 tekniği rahatlıkla parmakla çıkarabilirsin ama tezene ile çaldığın zaman da o şeyleri çıkaramazsın. Mesela tarama, dövmeli, itmeli, çekmeli, tokatlamalı, boğmalı diye tekniklerimiz vardır. Bu teknikleri sadece parmakla çalar iken rahat yapabilirsin. Benim hedefim bunu bir kişi veyahut da arkamızdan gelen bir çocuklar öğrensin, çalsın, ölmesin. Benim ailemde başka bir cura çalan yok. Ama çocuklarım mesela bir torunum var. Şu anda o devam ediyor. İnşallah bizim yerimize diğer başkaları, benim torun gibi diğer başkaları da gelir. Cura yaşar, yaşatılır. Yeni nesil bunu şey yapsın. Tabii ki biz ölünceye kadar biz bunu boşlayamayız. Çünkü bu içimizde olan bir şey. Ölünceye kadar hatta arkada ben öldüğüm zaman da curanın feryat edişini diye curam diye bir şiirim var. Orada bile var yani. Ondan sonra bir gün gelir bulamayınca beni feryat figan ağlarsın diye en son yani şeyim orada. Bizim hedefimiz tabii eser bırakmak.